işleminden çıktık. Araba bakmaya gidiyoruz. Benim sevdiğim arabaya bakalım. Eğer açıksa size de göstereceğim. İleride de inşallah alacağım bakalım. Hemen havaalanı da var burada küçük. Ehliyetin yanında. Yolların güzelliğine devam. Keyifler yerinde. İnşallah araba yeri de açıktır diye düşünüyorum. Bakmadık ama gidiyoruz bakalım. Belki bir test sürüşü falan da yapabiliriz ama ehliyetim yok, gerçi vermezler. En azından bir inceleriz. Bebekleri görmeye geldim. Bakalım neler var neler yok. Con calma. Ahí este tiene precios y todo. ¿Dónde nos parqueamos? Parkeci yer arıyoruz. Sıfırların içinde. Ahí lo puede parquear, mira. Ahora se comienza para vendiendo. Pero no eso. Oh my god. Here. Hava inanılmaz sıcak. Arabalara bakmaya geldim. Şimdi bende bir laf var İspanyolca, no hay que dejar para después, yani sonraya bırakmamak gerekiyor abi. Bu kelime çok önemli gerçekten. Çok sevdiğim şu tarz araçlara bakmaya geldim, fiyatlarına. Tabii ki benim sevdiğim araç buradaysa size göstereceğim. Asıl benim kendim almak istediğim ileride olan aracımı göstereceğim ama bu modellere de bayılıyorum. Burada genelde Dodge var, Jeep var. Başka arabalar da var ama genelde Dodge, Ram, Jeep, pickup tarzı. Amerikalıların sevdiği zaten bu tarz araçlara. Ben de bayılıyorum. Baksana canta abi. Dizlerimi geçiyor neredeyse. Yani yarım metre var. Hamleme bak. Şöyle bir fiyat ne demiş? $5,500 önden vereceksin. Annual full cost. 2700 demiş. Tam rakamı göremedim. Bir dakika. Evet. Base price. 49.125, yani KDV'siz olan fiyat. Bu üstüne tabii ki ekleme olacak. 60.000, yani 5 yıla kadar da garanti veriyor. Güzel duruyor yani. 46.000, 49.000, 125 artı KDV'ler falan, 55-60 de işte neyse artık tam olarak rakamları bilemiyorum. Gene de güzel duruyor. Bu fiyata göre abi 55 birime göre muhteşem. Şimdi ben de öğreneceğim aslında. Direkt sorayım hemen. Tam olarak detayları öğreneyim istediğim için. Hemen hanıma soracağım. Doğru bilgiden öğrenelim. Arabayı da her tip severim. Türk genci Challenger'ları. Dar bir modeliymiş böyle, turbolu falan. Güzel duruyor. Ben turbo çıkışımı tabii oradan dolayı söyledim ama fiyatı normalde $47,265. İşte KDV'ler falan artı derken bu arabanın asıl bedeli, gelen fiyat bu. $70,010 geliyor. Canavara benziyor. Baksana şuna abi, güzelliği. Kocaman, güzeldi. Test drive aracıymış bu arada. Bunun daha farklı güzel modelleri de var tabi. Bu şimdi şöyle baksana jantlarına falan, muhteşem bir ateş ediyor. Bir de şöyle bakalım içine. Gerçekten güzel. Manuel abi çok hoş duruyor. Ben böyle Amerikan arabalarını seviyorum. Şu göğüs inanılmaz, sanki böyle sana doğru geliyor gibi, çok yakın. Vites topuzuna falan bak, güzel abi gerçekten. Hoş. Ama böyle bir kalıptaymışsın gibi sanki içinde. Hani arka taraf neredeyse yok. Az bir şey yer var ama uzun boylu biri, daha da uzun boylu biri sürerse, benim boyum 1.77, arkadaki pestil olur yani. Ama ben klasikliği seviyorum. Böyle çok detaylı olmayacak abi. Çok elektronik, çok masraf ileride. Hadi bakalım diğerlerine geçelim şimdi. Bir de burada bir canavar var. SRT'ymiş. Şöyle SRT modeli de güzel duruyor abi. Bu da cillop gibi. Şimdi şunun base fiyatı 79.000'den. Yani asıl konuya gelelim abi. $103,220 demiş. Bunda kapılar kilitli. Bu Daytona modeli diye geçiyor. Aynı içi aslında. Kalıplar aynı. Otomatik, sadece işte motor büyüktür. Daha farklı yani özellikleri vardır. King Daytona demiş. Belki en iyisi olabilir. Fiyat çünkü diğerlerine göre yüksek. Bu da test driver aracı bu arada. Bir de böyle charger var, test driver. Ben dört kapıları daha çok seviyorum böyle. Sonuçta her zaman arkada biri binecek, önemli abi. O da içleri hep aynı zaten. Bu Dodge'ların şöyle içi hep aynı. Güzel duruyor. Ateş ediyor anasını satayım. İnşallah hepinizin olur. Her gencin olur. Ne diyelim. Benim sevdiğim tarz işte bu araba. Böyle güzel. Tekerler bayağı büyük. Neredeyse şöyle göstereyim. Yanımda. Şöyle içi de şöyle var. İçi de böyle geniş. Yukarısı. Normalde bu hardtop diye geçiyor. Hani fiber gibi düşünün olay yukarısını. Ben böyle daha çok seviyorum. Bez olanları da var. Karşıda olduğu gibi ama bez olanları ben hiç sevmiyorum.
bu şekilde şöyle bakalım, bir çıkalım. Yes. Okay. Şöyle. İçi de güzel. Kalıp çok düz duruyor. Önün zaten çok bir baskılı gibi. Hani böyle abi çok şey değil. Aşırı böyle sanki kendini rahat hissetmiyorsun gibi duruyor ama aslında güzel, yüksek. Yüksek olmasını seviyorum. Güzel oluyor. Arkası da geniş. Yukarısı da fena değil. 1.77 boyuma göre gene şöyle mesafe var. Şu kadar bir mesafe var ama tabii koltuğu daha da aşağıya çekebilirim. Ama genele bakarsak gerçekten çok hoş duruyor. Şimdi fiyatı da soracağım. Şu an 28.000'de. Bu araçta bir bayan da. Bakalım şöyle bir güzelliğe. İniş de böyle. Yap. Ye. Yeah. Ya ne problem? Tekerlere baksana abi, devasa. Önüne normalde şuraya bir böyle bir çekidemiri atıyorlar ya, o da çok hoşuma gidiyor. Yukarıya mesela ışıklar oluyor güzel. Ben de bayılıyorum böyle. Amortisörler falan gerçekten muhteşem abi. Yüksek arabayı seviyorum her zaman. Yüksek gerçekten güzel oluyor. Şu an Türkiye ehliyetim olduğu için Türkiye ehliyetini verdim. Test drive'a çıkacağız. Tamam dediler, olur dediler. Ama bununla değil, başka bir modelle bakalım. Düz modeliyle herhalde çıkacağız. Birazdan tecrübelerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağız. Hadi bakalım. Çok güzel şekilde ilgilendi ama maalesef bir şey açıkladılar. Türkiye ehliyetiyle olmuyormuş. Adamlar da haklı. Neyse siz sürün dedim. Ben en azından çekim yaparım. Yapacak bir şey yok. Chevrolet Pacifica'yı inceliyoruz. Bu modelde güzel elektronik. Öne alıyorsun koltuğu böyle. İçine girebiliyor. Ya yeah. You have to do more little bit. I think yeah. Her şey elektronik abi hayatta. Ama ortamlar, mekanlar güzel. Arabanın içi de çok güzel duruyor. Pacific ikinci elde biraz daha düşük. Mesela bu modellerdeki Honda, Toyota modellerinde biraz daha düşük fiyatı ikinci ellerde. Nedense fiyat çok daha çok kaybediyor ama ben eğer Uber X-Large yapacaksam, X-Large bu araçta çok güzel duruyor. Tabi diğerleriyle de gidip karşılaştıracağım önce. Böyle kapatıyorsun. Yeah. Şöyle düşünün. Öbürünü de yapabiliyoruz normalde böyle. Buradan böyle kalıyor. Çok da büyük de olabiliyor böyle. Mesela 3 kişi bindi, 4 kişi bindi. Buraya valizleri de koyabilirsin eğer arkaya yer olmazsa. Güzel. Also here cold. Yeah. Yeah. Buradan abi elektrik şeylerim var. Şurası push demiş. Tekleyelim bakalım neler var. Otomatik USB'ler var. Ve otomatik her şey güzel duruyor. Yes. Start stop also. Arkaya da bakalım. Arkada güzel. Arkaya da bir 4 tane 5 tane bagaj sığar gibi duruyor ama tabii net bir şey söyleyemeyeceğim. Yukarıda da sunroof'u var, güzel. E price other side. Normalde test drive aracı ama süremiyorum. Türkiye ehliyetimden dolayı. Boşver. Ehliyetimi alınca sürerim. Şimdi basic difference yani normal fiyatı KDV'siz 51.200. En son ıvır zıvırlar eklendikten sonra falan filan pazarlıksız olan fiyat 55.000. Belki işte hani 50.000 liraya düşürebilirsin. Önden 10.000 verebilirsin. Belki daha uyguna getirebilirsin. Tabii ki o bizim önden vereceğimiz paraya göre, anlaşmamıza göre veya işte kredi puanımıza göre belki değişebilir. Çıkacak olan faiz oranlarına göre de değişebilir. Güzel duruyor. Hibrit modeli var. Hibrit model istemiyorum. Arada 10.000 dolar var. Hibrit modeli neden istemiyorum? Daha fazla bir sorun çıkarırsa kötü olur hibritlerde ama normalde Uber yapacaklara da hibrit tabii ki daha güzel oluyor. Daha az harcıyor. Ama gerçekten güzel duruyor abi. Çok rahat, konforlu. Tekrardan sizin için geleceğim. Ehliyeti aldığımda test sürüşlerine çıkmak için güzel arabalar var. Uber X'ler içinde çok güzel arabalar elde edeceğiz bakalım. Tabi Chrysler'da çok gözüm yok aslında. Güzel durdu. Araba hoşuma gitti ama daha çok Honda Odyssey. Şu geçen bak, Honda Odyssey. Aile arabası. Bir de buna benzer işte Toyota Sienna var. Onlara bayılıyorum. Güzel oluyor. Şimdi hepsinin konforunu denemek lazım. Sürmek lazım. Türkiye ehliyetiyle süremedik. Olmadı. Bir dahaki sefer artık. Kendi arabamızı sürüyoruz ama. Vereceğim. Okey, sağdan gitti hanım. Hayırlısı bakalım. Çıktık mekandan. Bilgileri aldık. E-mail adresimi verdim. Resimleri at dedim. İkinci el düşerse dedim. Bu Pacific'ten uygun fiyatlı beyaz. Peşin alırız dedim. Tabii ki hanım diyor peşin alsan da kredi alsan adamların çoğunda olmuyor. Ben güzel fiyatı olsan alırım dedim. Çünkü dedim buna karşı Honda var.
Bir de Toyota var dedim, yani Competencia diyorlar işte İspanyolca rakip olarak. O yüzden dedim güzel fiyatlara bakıp ben alacağım, sonuçta alacağım dedim. Uber X-Large istiyorum ilerisi için, bakalım. Telif hakkı olmasa müzikte gerçekler böyle. Tabii ki her zamanki gibi gülüyorum. Sebebi de yine yollardayız. Panama. Panama'ya davet ediyorlar, tanıyın.